Bak mesela benim kedilerim ne kadar tatlılar, ne kadar güzeller. Bunlar mutlu olmaz. Bir kısım tipler tabii bunlara, bu benim canlarıma taassup ve baskının onları mutlu edeceğini düşünüyorlar. Yani bunlar insanlıktan çıkamak, güvenmemek. Mesela kadın evde olacak. Tamam, güzel. Pencere çarşıya bakıyor diyor. Sakın diyor, aman. Niye? Ya diyor oradan dostuyla bağlantıya geçer, ya kendine dost edinirse diyor. Evet. O yüzden çarşıya doğru pencere olmaması gerekiyor diyor. Evet. Bak akla bak. Art niyet hocam. Yani güvensizlik, yani kadına güvensizlik ve potansiyel tehlike olarak görme düşüncesi bunun içinde yatıyor. Evet. Değil mi? Kız çocuklarını öldürmek daha doğar doğmaz. Evet. Müşrik ve münafıkların bir karakteriydi. Evet hocam. Münafıklarda müthiş bir kadın nefreti vardır. Evet. Ama sorsan onları koruyorum derler. Evet. Nasıl koruyorsun? İşte eve sokuyorsun diyor. Ben sokağa baktırmıyorum, daha ne yapayım ya? Diyor. Evet. Başka işte onların kendine has klasik yöntemleri var yani. Say say bitmez. Kendisini güvenli görür. Peki sen de insansın, o da insan. O da seni o zaman bir odanın içine soksun. Evet. Değil mi? O da seni çarşıya baktırtmasın. Evet. Olur mu öyle şey? Her şeyi erkek yanlısı yontma kafası var. Halbuki Kur'an hep kadını savunan bir uslup içindedir Cenab-ı Allah. Evet, evet, hep kadının lehinedir. Emanet getirir. Hep kadının korunması üstünedir. Yani bütün ağırlık erkeğin üstündedir Kur'an'da. Evet. Ama yoba sistemde bütün sistem erkeği korumaya yöneliktir. Evet. Kadını da ezmeye yöneliktir. Evet hocam. Sıkıysa yapın bundan sonra bir görelim bakalım. İnşallah hocam. Evet. İnşallah. Yok müsaade bundan İnşallah sonra. Hocam. İnşallah. Yok. İnşallah.